Bir anlamda tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs Türkiye'de ilk kez tespit edildi. Türkiye ekonomisi 2020 yılının ikinci çeyreğinde %9,9 küçüldü. Dün itibariyle 45 kişi hayatını kaybetti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca basının karşısına geçerek son durumla ilgili ilk açıklamayı yaptı. Size üzücü ama korkutucu olmayan haberi bildirmek istiyorum. Koronavirüs şüphesi olan bir vatandaşımızın test sonucu pozitif çıktı. Ben gerçekten hayal kurmayı Beyoğlu'nda buralarda öğrendim. O kadar çok kez kendi başıma, tek başıma buralarda gezdim ki, yürüdüm ki. Bence insan hep büyük hayaller kurmalı. Çünkü küçük hayali kuran insan ister istemez hem fiziksel olarak hem mental olarak bilinçaltıyla beraber hep bu küçük hayal peşinde gidecek ve ona göre aksiyon alacak. O büyük hayali olan insanlar hayalin kendisi imkansız bile gözükse bir şekilde kafa hep ona çalışacağı için o hayal doğrultusunda işler yapabilecek. İşte bu çok önemli bir şey. Biz kolay değil deyince aslında bizim için de kolay olmadığı için bunu söylüyoruz. Yani kendimize hatırlatıyoruz, kendimize diyoruz ki böyle bir içerik üretiyoruz, bir şeyler yapıyoruz ama aslında kendimize her seferinde kolay olmadığını tekrar ve tekrar hatırlatmak istiyoruz. Çünkü çok basit, bizim de moralimiz bozuluyor. Alın işte size pandemi şu an sokaklarda rahat rahat gezmek varken tedirginsin vesaire. Bunu hatırlamak ve bunların üstesinden gelmek lazım. Şu an Galata mağazasına gittik. Mağazayı işte açtığımız gün aklıma geldi. 2 Temmuz'da açtık. 2 Temmuz 2016. Dedik ki her şey çok güzel olacak. 15 Temmuz oldu arkadaşlar sonrasında. Havalimanında mağazalar açtık burada. Dedik ki bu havalimanını hiçbir şey etkileyemez. Burası 24 saat, euro ile satıyoruz, kur riskimiz yok. Sonra ne oldu? İşte pandemi diye bir şey çıktı. Belki bir 100 yıl sonra bir daha gelir mi bilmiyorum ama gelmesin inşallah. Bize denk geldi. Tamam bunlara şimdi tabii ki çok üzüleceksin ama ne yapacaksın? Allah korusun savaş da çıkabilirdi. Her şeyin elinden gidebilirdi. Yani bugün yanı başımızda komşularımızın düştüğü durumları görmüyor musunuz? O yüzden başınıza gelen sıkıntıları, sorunları bir şekilde her şeyden önce mental olarak aşmalısınız. Ve yolunuza devam etmelisiniz. Bir gün başarı geldiğinde şunu anlıyorsunuz ki bu geçmişteki tüm aksaklıklar, tüm sorunlar aslında o başarı merdiveninin, o güzel günlerin birer basamağıymış. Sizi olgunlaştırmak için varmış onlar. Mesele bu kadar basit. Çok daha farklı approach etmemiz gerekiyor. Eskiden günlük cash flow takip eden bir şirketteydin. Şimdi günlük çok isabetli cash flow takip ediyorsun mesela. Yatırım benim öğrendiğimin yanında bu kadar abi. Bu kadar kalıyor. Ve işte Özge de söyledi abi de çok şey yapmadın, üzülmedin, yapmadın. Ben bu kadarı almışım zaten. Bunun bir parasal karşılığı yok. Sen zaten bana bu kadar yolu açmışsın, beni motive etmişsin. Bu yolu yürümemde yardımcı olmuşsun, bana inanmışsın. Nasıl ben parayı herkesem? Çok komik bir şey oldu abi. Orada. Bir tanesi işte o girişimci çağırdı dedi işte bak bir de gemlerde Türk Robin Hood'u yapıyor.
Midas mı yapıyorsunuz dedi. Abi ben 500. sıradayım işte beni alır mısınız falan filan. Evet dedim Midas'ı yapıyoruz. Get Midas mı dedi. Evet abi dedim Get Midas'ı yapıyoruz falan. Sonra durdum. Nasıl yapıyorsunuz ya dedi. Anlattım abi işte neyi nasıl yaptığımızı falan. Ya gerçekten abi. Yani bu işin zorluğu galiba insanları drive ediyor. Yani nasıl yapılabilir? Yani bu işi Türkiye'de nasıl yapıyorsunuz düşünüyorlar. Kolay değil abi. Kolay değil abi. Herkese onu söylüyorum. Kolay değil. Hasan abi nasılsın? Sağ olun. Teşekkürler. Abi gizli kapılardan... Burası tamam abi. Başka neresi var? Ben şu an... Zaten Avrupa köyünde şuradan çok fazla mesafe kalmıyor yani. Buraya dikleme geçecek. Ne için? Ethernet için baktım da. Ethernet. Abi 4 kişi. Ethernet'e çeviririz. Çeviririz değil mi Kemal? Çeviririz değil mi Kemal? Bunlar İKAS'takiler. Nerede bunlar? 29, 30, 32 nerede bunlar? Ürün varyantlı değil bir kere. Hem ürün varyantlı değil hem de buradaki sevkiyatıyla orada gitmiyor. Bir dursa olmaz. Tamamdır, tamam. Görüşmek üzere. Ne kadar bir gazete alabiliyor musun? Geçen anlaştılar. Abi bizim işte haftaya 20'sinde şey var. belki havuzu yapmayız yani ama şey. Müşteri memnuniyetinden tut da işte konuşulması, partnerlerinizin değişmesi. Bugün siz Türkiye'nin en önemli partnerleriyle çalışıyorsunuz. Yani pazar yerlerine entegrasyonunuzdan paraşütünüz konusu olur. Yani bu, o yüzden ben buna inanıyorum. Başarılı olacağınızı da, yani tabii başarı neyle ölçümleniyor, o da var. Yani o exit rakamının, çıkış senaryosunun işte bugüne kadar Türkiye'deki çıkmış en büyük rakam olması. Bazı şirketler var, iyi biliyorsun sizin sektörde. Mesela olağanüstü bir yazılımları var, her senaryo düşünülmüş ama pazar kullanıcı değil. Dostu değil. Değil yani evet. Oraya odaklanmamışlar. Kullanıcı dostu olmaya odaklanıyorlar. Mesela ben biliyorum, adam bir şeye ulaşmak için 50 yere tıklıyor. Siz bugünden bunu da düşünüyorsunuz. Arka tarafını düşünüyorsunuz. O yüzden bu olası bir ihtimal. Ama tabii iddialı cümlelere geri dönecek olursa bu senlik işler. Yani sen, ben geçmişte de hep senden böyle iddialı cümleler duydum. Ama genel olarak şirketi başarıya taşıyan bir sır da olabilir bu seninle alakalı. Evet. O yüzden bunu garipsemiyorum. Evet. Bu tarzla alakalı bir şey yani. Evet. Her şey hayal etmekle başlıyor. Her şey abi, her şey. Türkiye'den çıkmış en başarılı teknoloji şirketi olacaksak burası işte bizim yerimiz yani. Yani iyice artık ne diyeceğimi ne yapacağımı şaşırdım bilemiyorum ya. Bir şey yapıp yapıp olmamak artık o kadar çok moralimi bozmaya başladı ki. Karesiyle, metrekaresiyle, ekibimize sağlayacağımız imkanlarla. O yüzden şu an heyecandan ölebilirim yani. İşin içine insan faktörü girdiğinde sinirlerine hakim olmak o kadar zor bir şey ki. Bakalım. Burayı şimdi kafada pişirmeye başlayacağız, istişare etmeye başlayacağız. Eğer doğru masraf, doğru rakam çıkarsa belki niye olmasın yani? Altını da koysam masada, sekizli koysam. Nasıl halledebiliyorsunuz ki? Ya bu kadar, gerçi anlamıyorum nasıl yani. Bu kadar basit bir şeyi nasıl yani kendi aranızda konuşup çözümleyemiyorsunuz? Neyse ben gerçekten şeyim yani, hani gidip kendim her şeyi çözeceğim. O yüzden sen bildiğin gibi yap.
işi yapıyor ki yani işin içinden çıkamıyorsun. Senin kontrolünde olan bir şey de değil. Senin görebileceğin bir şey de değil. Yani ne diyeceğimi şaşırmıştım yani bir şey olduğunda. Kime nasıl hesap vereceğini, nasıl düzelteceğini bilmiyorsun. Sipariş. İki tane satılmıştı mı? Bakacaksın sipariş saati ne? 10.53. Ürüne gideceksin. Stok hareketleri gireceksin. Ürünün, stokun değiştirilme saati ne? 12.53. Satıldıktan sonra değiştirmiş. Bitti. Ürünü sildikleri için... Biz neyi güncelleyeceğiz? Ürün yok. Biz neyi güncelleyeceğiz? Direkt o kalmış dedim. Quantity'yi sıfır yapsa... Heh. O zaman dedim işte güncelleme alacak sistem. Böyle bir şey olabilir mi? Bizim dedim diğer XML sağlayıcısı kullanıcılarımız da var. Mesele zor günleri, zor zamanları, sıkıntılı dönemleri beraber nasıl atlatabildiğimiz. Çeşitli sıkıntıları, sorunları kimi zaman hararetli bile olsa sonrasında beraber bir şekilde aşabildiğin zaman işte o zaman bir ekip olabiliyorsun. O zaman gerçekten o merdivenin bir basamağını daha çıkmış oluyorsun. Yoksa belki işler yoluna giriyor. Bazı gerçekler, bazı sorunlar konuşulmuyor. Belki işleri iyiye gittiğini zannediyorsun ama aslında bir basamağa çıkmamış oluyorsun. Yaptığımız her tartışmayı, her kavgayı aslında şirketin bekası için yaptığımızın farkına varırsak, hararetli tartışmalara rağmen yine o dostluk baki kalabiliyorsa içeride, o zaman işte o basamağa başarılı bir şekilde çıkabiliyoruz. Sıkıntı, gürültüler böyle korkunç gibi gözüküyorsa, o da aslında o gelişimin bir parçası olarak almak, tabii ki insanları kırmadan bunu yapmak çok önemli bir şey. Bu kadar. Şarkıcı mısın? Değilim, değilim. Nesin abi sen? Vallahi hiçbir şey yok. Ama sesi kaydetmedin değil mi? Kaydettim. Şeyi sorayım. Kolay gelsin. Teşekkürler.